İstanbul, Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin, Diyarbakır'da toprağa verildi. Sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınıyor. İki hafta önce paylaştığı bir görüntüde tarikatlarla ilgili söylediği sözler vardı. Ondan dolayı tehdit edildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı ise yapılan operasyonla ele geçirildi, yakalandı. İnsan kendi doktoru olması lazım. Ayakta durmasını öğrenecek. Sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınıyordu. Bıçaklı saldırıda öldürüldü. Ramazan Pişkin Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Hocamıza haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal! Diyarbakır'da bulunan tarihi Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Ramazan Hoca bizim Sirkeci'deki iş yerimize intikal etmiş oraya. Oradan yemek yedikten sonra tekrardan buraya gelmiş. İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış. Pişkin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından uçakla Diyarbakır'a getirildi. Sur ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Çok acı bir olay, zararsız bir insandı. Allah rahmet eylesin. Kılınan cenaze namazının ardından Pişkin'in cenazesi ilçedeki Çifte Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayakta güçlükle duran baba Halil Pişkin, oğlunu öldürenlerin yakalanmasını istedi. Vallahi oğlum çok üzüldüm. Galiban diyor. Seviyorum milleti. Pişkin'in katil zanlısı EB ise ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalandı. Öte yandan Ramazan Pişkin'in iki hafta önce paylaştığı görüntüde tarikatlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı tehdit edildiği ortaya çıktı. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim. Bid'at ve hurafeler var, maalesef rant kaplarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Uyutma politikası var. Ben tekrar söyleyeyim, daha önce videoma da söyledim. Ben bu yola Yüce Allah'la geldim. Yüce Allah'la birlikte bitiririm. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller, Allah onları hidayet etsin. Diyarbakırlı Ramazan Hoca lakabıyla tanınıyordu sosyal medyada binlerce kişi tarafından. Ramazan Pişkin, Fatih'te uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan kayıplara karışmıştı fakat o saldırgan polislerin çalışması neticesinde yakalandı. Son duruma bakacağız şimdi. Devrim Tosunoğlu'na gidelim. Bu süreci yakından takip ediyor. Yeni gelişmeler var mı? O yakalanan zanlı bir şey söyledi mi şu ana kadar? Neler var? Hepsini Devrim'den dinleyelim. Osman Kenan Çapoğlu, zanlının yakalanması için İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekip kurmuştu. İşte o zanlı dün saat 14 sıralarında sosyal medyada Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in Cerrahpaşa'da bulunan çay ocağına gelip o 3 bıçak darbesiyle öldürmüş ve kayıplara karışmıştı. İşte ekipler kurduğu özel ekipler kamera kayıtlarından zanlının koşarak hızla uzaklaştığını tespit ettiler. Ama öncesinden olay yerine gelirken Zeytinburnu'ndan bir otobüse bindiğini de tespit ettiler katil zanlısı Erkan Bey'in. Erkan Bey 2000 doğumlu, 9 suç kaydı var. Kimliği tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından ise zanlının adres çalışmaları başladı. Zanlının babasının iş yeri Ramazan Pişkin'in öldürdüğü iş yerine yakındı. Ramazan Pişkin'i oradan tanıyordu muhtemelen. Zanlı Beyoğlu'nda bir adreste yakalandı. Annesinin evinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özel sorgu dedikleri şu an sorguyu aldılar. Ama sorulara kaçamak cevap ve farklı cevaplar vererek aklı dengesinin yerinde olmadığı imajı çiziyor olabilir. Yarın adliye çıkmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi 9 suç kaydı vardı. Bunların arasında hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 9 sabıkası vardı. Bir de yaralama olayı vardı. Burada yaralama olayı annesini darp ettiği gerekçesiyle aranması da vardı. İşte katil zanlısı Erkan Bey olay yeri yakalandığında da üzerindeki giysilerle birlikte evde yakalandı. Olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Sorgusu devam ediyor. Yarın adliye çıkmasını bekliyoruz diyelim ve sözü size bırakayım.